2015'in en önemli gelişmesi Merkez Bankası'nın temel faiz oranını 25 baz puan yükseltmesi oldu. Kararımız ekonominin daha da güçleneceğine olan inancımızı yansıtıyor. Yılın başındaki iniş çıkışlara rağmen büyüme istikrar kazanmış durumda ve işsizlik son 7 yılın en düşük seviyesinde. S&P Derecelendirme Kurumu 2016 için %2,7'lik büyüme öngörüyor. Bu oran son 7 senede yakalanamamıştı. İyileşmeler görüyoruz ve ekonominin daha da güçlenmesini bekliyoruz. İşsizliğin gelecek yıl sonuna kadar %4,6'ya düşmesini de öngörüyoruz. Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği'nden Ken saymasına göre küresel ekonomi için aynı durum geçerli değil. Küresel büyüme Amerika'daki oranın altında kalacak. Bu en azından gelişmekte olan ülkeler için kesin gibi. Birleşmiş Milletler'in bir raporu da bu görüşü doğruluyor. Ekonomist Gaz Foucher, bundan özellikle bir zamanlar riski seven yatırımcıların tercih ettiği gelişmekte olan ülkelerin etkileneceğini söylüyor. I think is going to be more gelişmekte olan ülkeler için 2016 zor bir yıl olacak. Fed'in faiz artışı ile sermaye hareketleri hızlanacak. 2016'da Çin ve Avrupa Birliği ekonomilerinin hız kazanıp kazanmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Bu belirsizliğe rağmen uzmanlar Küresel bir resesyon beklemiyor. Elbette hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Euro bölgesinde ve Çin'deki mevcut durum önümüzde zorlu bir yıl olduğunu işaret ediyor. Ama yine de resesyona gireceğimizi sanmıyorum. Ancak doların çok değer kazanması durumunda Amerika'nın ihracatı da azalabilir. Bu da Amerikan ekonomisindeki büyüme potansiyelini etkileyebilir. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.